Merhabalar, ben Yakup Kadri. Sizlere Nur Baba adlı eserimden bahsedeceğim. Bektaşilik ve aşk ekseninde dönen romanım, ikinci meşrutiyet yıllarında bir Bektaşi tekkesinde yaşanan aşk entrikaları ve tarikat ilişkilerini konu alan bir romandır. Romanın şahıs kadrosu şu şekildedir. Nur Baba, nefsi arzuları peşinde koşan hırslı bir şahıstır. Bu karakter romanın ana karakteridir. Kısa zamanda şeyh olan kahramanımız, yani ana karakterimiz, Bektaşi tarikatının yozlaşmış yönünün temsilcisidir. Ziba Hanım, Nur Baba ile ilişki yaşayan bakımlı bir ihtiyar kadındır. Romanda ölür. Nigar Hanım, Ziba Hanım'ın yeğenidir. Nur Baba'nın arzularına yenik düşen bir kadındır. Ve sonu hazinle biter. Tüm malını ve gençliğini kahramanımız için harcar ama kahramanımız onu bırakıp Süheyla adlı genç bir kadına yönelir. Nur Baba Tekkesi İstanbul'un 7 tepesinden birinde yer almaktadır. Nur Baba çocukluğunda kökeni bilinmeyen bu dergahın zayıf bir sığınağıydı. Çocukluğunda hasta ve çirkindir. Tekkenin sahibi Arif Baba vefat edince eşi Celile Bacı ile evlenerek tekkenin sahibi olur. Nur Baba güzel sesli, kara sakallı, zevk ve şehvet düşkünü bir Bektaşi şeyhidir. Gözlerinde ve sesinde kadınları büyüleyen bir güç var. Tekkeye düşen güzel ve zengin kadınlar kendilerini ve mallarını bu adama kaptırırlar. Nur Baba, Ziba Hanım'ın yeğeni Nigar Hanım'ın da kendilerine katılmasını ister. Ancak Ziba Hanım buna karşı çıkar. Eğer hakikaten öyle bir niyetin varsa bana söyle yavrum. Böyle şeylerde kimseye açılmaya gelmez. Sen evli, çoluk çocuklu bir kadınsın, gençsin, tecrübesizsin. Bizim yolumuz kolay yol değil. Düşün ki çok da fedakar olmak lazım. Mal, can, rahat bunların hepsini... 4 gün geçmedi, Nigar Hanım bir sabah halasından şöyle bir mektup aldı. İki gözüm Nigar, seni yarın için köşkte bekliyoruz. O mesele hala kapanmadı. Bütün şiddetiyle sürüp gidiyor ve hepimizi lüzumundan fazla işgal ediyor. Gel de beni şu müşkül mevkiden kurtar. Bir türlü söz anlatamıyorum. Muhakkak senin bulunman lazım geliyor. Evden çıkarken akşam bende kalmak ihtimalini unutma. Ona göre hareket et. Gözlerinden öper ve seni muhakkak beklerim. Nur Baba, Nigar'ı elde etmek için farklı aşk oyunları ve hileler kullanır. İnsanları kazanmak için dini ayinleri kullanır. Başıma öyle bir iş açtın ki başka işlere benzemez. Ne vardı? Hiç yoktan böyle bir şayayı ortaya salıverecek. Vaka sana bektaşı olmak isterim dedim fakat bunu söz olsun diye söyledim. Doğrusu sizlerle bundan sonra gayet temkinli konuşmalı. Ah şu anda geçirdiğim buhranı bilemezsin Nasip. Demincek içeride nasıl bir hakarete hedef oldum. Yok yere zelil bir mevkiye atıldım. Bilsen, hep bunlar itiraf et ki senin yüzünden, senin mübalağın. Yok, nafile yere günahıma girme Nigar. Vallahi sebep ben değilim. Meseleyi bu hale sokan Nur Baba'nın sana karşı hissettiği temayül ve halanın o derece kıskançlığıdır. Neler söylüyorsun? Kuzum, Nasip? Gördüğümü, işittiğimi, bildiğimi söylüyorum. Evet, Nur Baba seni seviyor Nigar. Bir gün halanla beraber sana bilmem nerede tesadüf etmiş. Peçene çıkmış, yüzünü görmüş. O günden beri dergahta hep sen, hep senin ismin. Hatta bir defa yalnızlık, o mesledi. Yana yakıla bana açıldı. Senin ismini söylerken vallahi yüzünün her bir kılı ayrı ayrı titriyordu. İşte o zaman söyledim. Merak etmeyin dedim. Bir gün olur. Onu evlatlarınız arasında görmek saadetine erersiniz. Çünkü Nigar Hanım nasip almak emelindedir. Söz bu söz oldu. Derhal Ziba Hanım'a haberler gitti. Teşebbüs teşebbüs üstüne. Fakat hiçbiri kâr etmedi. Hatta halan o zamandan sonra tekkiye uğramaz bile oldu. Her hali her tavrıyla senin içimize girmene itiraz ve muhalefet ediyordu. Ortada fol yok yumurta yokken işte bu işler çıktı. Tuhaf şey. Sizin bu şeyhiniz bana ne hakla musallat oluyor? Anlaşılan siz onu çok şımartmışsınız. Öyle deme Nigar. Vaka içimizde onun yoluna hayatını fedaya hazır birçok kişi var. Zaten mürşitler sevinmez olmaz. Hele Ülker Hanım isminde bir zavallı kadın var ki bir gece onun fena bir muamelesi üzerine kendini tekkenin penceresinden aşağıya attı. İntihar etmek istedi. Şimdi iki ayağı kötürüm evinde oturuyor. Nur Baba şarkı söylüyor.
İşittin mi? Bu hep sana. Ne kadar yalvarırlar da ağzını açıp bir tek mısra okumaya tenezzül etmez. Hey gidi bağırı yanık aşık, hey! Gözlerini bilmem ama sesi yaman. Nigar Hanım musiki ile dolmuştu. Yürürken adeta raks eder gibiydi. Deminki baş ağrısından ve o fena ürpermelerden vücudunda eser kalmamıştı. Öyle ki taraşadakilerin önüne çıktığı zaman adeta Nasip Hanım kadar neşeliydi. Nigar bir elçinin güzel karısıdır. Halası Ziba Hanım'ın etkisiyle tarikata girerek bektaş olur. Nur Baba Nigar'a çok ilgi gösterir. Aralarında büyük bir aşk gelişir. Hiçbir şeyden çekinmezler. Nigar kendini yavaş yavaş bu meclise kaptırmıştı ve Nur Baba'ya olan ilgisi artıyordu. Nitekim akrabası genç adam Macit'le konuşurken bu düşünceleri ortaya çıkmıştı. O türlü türlü ihtirasların renk renk çırağlar gibi yandığı muhit neresidir? Anlayabilir miyim Nigar abla? Ziba halanın muhiti. Ziba halanın muhiti o kadar canlı ve hususi bir alem midir? Evet Macit, pek canlı ve pek hususi bir alem. Vaka bu herkesin bildiği bir sürü hayat unsurlarından mürekkep. Muhabbet gibi, kin ve haset gibi, musiki, içki. Bu ilk etapta terennüm gibi şeyler bu alemin esaslarını teşkil ediyor. Fakat o ne hudutsuz muhabbet, o ne derin kin ve haset, o ne çok musiki, ne çok içki, ne çok terennüm. Macit, bu alemde her şeyin sonuna kadar gidiliyor. Musiki sabaha kadar devam ediyor. İçki son damlasına kadar içiliyor. Muhabbet ekseriye yıllarca sürüyor. Hülasa bu öyle bir sofra ki insan onun başından ağzına dolu ve taşkın kalkıyor. En tatlısından en acısına kadar manevi gıdaların her türlüsünü tadıyor. Bu yer Bektaş Tekkesi'nden başka bir yer değil Macit. Nigar bir süre babadan ve dergâhtan uzak kaldı. Bunun üzerine Nur Baba Atiye Hanım'la ona mektup gönderir ve onu tekkiye davet eder. Her gün her saat sizinle kırdınız. Sağ olsun yine kendini kapıp koyuverdi. Sofra başında dalıp dalıp gidivermeler, gizli köşelerde çekilip ağlamalar, gece yarıları dem şişesi koltuğunun altında kayboluvermeler. Zavallı bacı şaşırdı kaldı. O olmasa tekkenin hali yaman. Fakat malum ya kızım, muhip dediğin mürşid için gelir. Hacı onun yerini nasıl doldurur? Neyse, yine tedbirli kadın da ekini belli etmiyor. Etmiyor ama bu böyle sürmez ki, böyle sürmez ki. İki cihetten böyle sürmez. Evvela hacının tahammülü tükenir, sonra da ah sağ olsun artırdıkça artırır. Vaka bacı sabırlı kadındır ama bilmem ki bu gibi hususlarda insan ne dereceye kadar sabredebilir. Bu yaşa başa bakmaz ki yavrum, nefsini körlet körlet. Günün birinde bir de bakarsın ki. Gülme kızım gülme. Gönül dediğin Allah'ın evidir. Hiç şakaya gelmez. Ah bu gençlik, ah bu cahillik. İnsan zanneder ki muhabbet bir eğlencedir. Bir konuşma, iki gülüşme. Ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun. Manalı hediyeler, kokulu mektuplar. İşte siz yaştakilerin muhabbetten anladığı şey. Hey gidi muhabbet, hey. Muhabbet yavrum, bizim bildiğimiz muhabbet. Allah vermesin zelzele gibi, yıldırım gibi, yangın gibi, sel gibi bir şeydir. Bir bela, bir afettir. Bir afettir. Güzel başın için böyle bir kaza temenni edemem. Fakat sana yalnız şunu söyleyeyim ki vebal altında kalmaktan çekin. Nur Baba, Nigar Hanım'dan uzak kaldığı için hastalanmış yatağa düşmüştü. Macit'le olan birlikteliğini yanlış anlamıştı. Nihayet Nigar Hanım onu görmeye geldi. Hanımefendi, nasıl halimi beğendiniz mi? İşte bütün bu dergi halkı biliyor. Dün sabah avdetimde herkesin içinde öyle bağırdım. Benden alacağı olsun. Onun başına öyle bir bela kesileceğim ki bunu şimdi sizin yüzünüze karşı da söylüyorum. Sizi ve beni tanıyanların hepsine de söyleyeceğim. Hepsi de şahit olsun. Hanımefendi,
Benim gibi bir adamın muhabbetiyle eğlenmek bakalım nasıl olurmuş? Bakalım benim kalbim de öyle Macit Bey Zübbelerinin kalbi gibi bir çocuk oyuncağı imiş. Neymiş görelim. Baba Erenler, haksızsınız, çok haksızsınız. Allah aşkına bırakın söyleyeyim. Ağlıyorsun, söyleme. Bu da işkencenin başka bir nevi. Beni ağlatmak için mi ağlıyorsunuz? Ağlayacağınıza bana cevap veriniz. O meşhum geceye dair bir şey deyiniz. Allah aşkına bir şey deyiniz. İnkar ediniz, yalan söyleyiniz. Fakat bir şey deyiniz. O böyle söylendikçe kadının hıçkırıkları artıyordu. Neden sonra biraz sükun buldu. Evvela birbirini kovalayan süratli, heyecanlı kelimeler Nur Baba'nın o geceye ait düşünüşünü tasdik etti. Sonra nemli ve yumuşak bir sesle şikayete başladı. Fakat Nur Baba'dan değil, her şeyden, hayatından, talihinden, tabiatından, geçmiş ve gelecek zamandan şikayet etti. Solgun benizli mürşit bu şikayetlerin devamınca genç muhibbesine büyük ve dindar bir alaka ile dinler göründü. Sonra yavaş yavaş yatağına indi, yaklaştı. Nigar Hanım'ın avucu içinde gözyaşlarıyla ıslanmış mendilini sıkan elini tuttu ve gözlerini acayip bir bakışla genç kadının gözlerine dikti. Kendini muhabbete, kamilen muhabbete teslim et yavrum. Nur Baba, Nigar'ı, evini, kocasını ve çocuklarını bırakıp kendine gelmesi için ikna eder. Nigar, canını, malını, rahatını feda eder, malını manastıra bağışlar. 5-6 yıl içinde yarı tanrılar dünyasının yoğunluğu, aralıksız konuşmalar ve Nur Baba'nın yorucu aşkı Nigar'ı çökertir ve tanınmaz hale getirir. Saçları ağarmış, sesi alkol, sigara ve bağırmaların etkisiyle kısılmıştır. Bu nedenle Nur Baba ile ünü azalır. Nur Baba, manastırın genç ve güzel müridi Süheyla ile evleneceğini söyleyince Nigar yıkılır. Macit, Nigar ablasının son durumlarını öğrenmiş ve onu tekkeden çekip kurtarmak istemiştir. Bir gün Macit'i ziyarete gelen Nigar'a endişelerini hatırlatır. Demin söylediğim gibi, şimdi birini göndeririz, eşyalarını alıp gelir. Burada 6 oda var. İkisini sen işgal edersin. 1-2 aya kadar çocuklarını adet ediyorlar. O zaman ben yalnız bir odayla iktifa ederim. Bütün apartmanı size bırakırım. Kızım büyüdü. Bir genç kız oldu. Biliyor musun? Şimdi tam 13 yaşındadır. Yalnız kaldığım zaman hep senden bahsederdi. Mutlaka eşyasını gidip kendim almalıyım. İstemem ki arada bir güceniklik olsun. Vaka ilelebet orada kalmaya bir mecburiyetim yoktur. Fakat bu işe mutlaka onunla birlikte karar vermemiz icap eder. Her şeye rağmen bilirsin ki mürşidimdir. Başımı ona teslim etmişim. Onun izni olmaksızın. Macit, evet hakkım var dedi. Ve adeta Nigar Hanım kalksın gitsin diye bekledi. Esasen Nigar Hanım daha fazla kalmak niyetinde değildi. Macit ona burada kalacaksın dediği andan itibaren gönlüne endişeli bir kasvet çökmüş, burası ona dar ve tehlikeli gelmeye başlamıştı. Hem konuşuyor hem içinden kendi kendine Allah göstermesin, ben burada nasıl kalabilirim? Yeniden eski çevreler, eski isimler, eski sözler, eski hatıralar diye düşünüyordu. Ve Macit'e göre bir kurtuluş demek olan bu akıbette bütün tahammülünü şimdiden sarsan bir fecaat bulunuyordu. Bununla beraber çocuklarını görmek arzusu, onlarla birlikte yaşamak emeli kalbini hiç işgal etmiyor da değildi. Kardeşim beni mazur gör dedi. Bilmem neden çok sarsıldım. Sinirlerim alt üst oldu. Zannederim ki biraz da nöbetim var. Gelecekleri zaman birkaç gün evvel bana haber vermeyi unutma. Belki o vakte kadar babayı ikna edebilirim.